Merhaba arkadaşlar. Bugün bir bakalım nasılmış köşemizde Call of Duty Ghosts'a bakacağız. Campaign diyorum, New Game diyorum. Ayarları, grafik ayarlarını biraz yüksek tuttum ama kasarsa bilemiyorum artık. Bakacağız duruma. Oyun normalde ilk çıktığında minimum 6 GB RAM istiyordu. Sonra çıkan update'lerle onu tekrar ayarladılar. 4 GB RAM'e kadar indirdiler. Bende de zaten 4 GB RAM var. Hatta DDR2 RAM var yani eski. İşlemcim de eski, iyi serisinden falan değil. Çift çekirdekli tortudu işlemci. O yüzden makinem kasar mı bilmiyorum şu anda. Endişe içinde ben de sizinle birlikte izliyorum. Şu aralar Call of Duty Advanced Warfare'dı zannedersem. Yeni çıkacak olan Call of Duty oyunu bu sene sonuna doğru çıkacak. Onun tanıtım videoları YouTube'da kanallarda dönmekteyken ben de en son çıkmış olan Call of Duty oyununu bir hep birlikte bir bakalım istedim. Hepiniz biliyorsunuz Call of Duty oyunlarının tarzını, oynanılırlığını falan, grafik kalitesini. Aşina olduğunuz bir tarz, belki de oynadınız, çoktan oynadınız hatta birkaç kere oynayıp bitirdiniz, bilemiyorum. Genelde Battlefield'la karşılaştırılır, kıyaslama yapılır bu oyun. Önceden Battlefield 3'ten önce Medal of Honor'la kıyaslanırdı. Sonra Medal of Honor biraz geri kalmaya başlayınca Battlefield solladı Medal of Honor'ı. Onların da tanıtımlarını yapabiliriz arkadaşlar. Onlar da var. Yani oynanış videolarını yapmam da sadece kısa bir 20-25 dakikalık en fazla giriş videosunu bir demo oynar gibi gösterebilirim. Evet, ara video bitmiş olmasına rağmen yükleme hala devam ettiğine göre kasma ihtimali yüksek ama bakalım artık. Kasarsa da şansımıza. Ben hani grafik kalitesini de bir görün istediğim için yüksek tutmaya çalıştım ama en yüksek de değil gene. Hani ortanın bir üstü diyeyim. Vay, şimdi kasmıyor gibi. You don't honestly believe that story's true. Yeah, I do. Come on, let's head back to the house. Haydi bakalım. Let's go. Shake a leg. Gidelim bakalım. Hafif bir deprem olur gibi oldu. Alt yazıları açmamışım sanırsam galiba, gördüğünüz üzere. Konuşuyorlar ama yazı yok. Ama zaten tam çözüm yapmayacağımız için çağ kıta sıkıntı yok. Açmasam da olur. Oyun çeviri ekibi haberiniz vardır büyük ihtimalle. Call of Duty Modern Warfare 3 oyununu Türkçe dublaj yaptı arkadaşlar. Türkçe altyazı yaması da değil. Yani bayağı adamlar stüdyoya girip profesyonel dublajları aratmayacak kalitede bir dublaj yaptılar. Ve Activision oyunları bu hafta sonu ben bu videoyu çektiğimde, tabii siz bu videoyu ne zaman izlersiniz hiç fikrim yok. Bayağı indirimdeydi. Bayağı dedim yani %30 civarı indirim ama sonuçta indirim yani. Bayağı fiyatta fark ediyor. Yani alıp oynamanızı tavsiye ederim çünkü bir Call of Duty oyununu Türkçe dublajla, Türkçe seslerle oynamak hakikaten nereye gideceğiz? Heh, buraya. Hakikaten ayrı bir deneyim, güzel bir şey. Yani büyük bir şey başardılar. İnşallah devamı gelir. Yani böyle sadece altyazı çevirilerine bile razıyız ama Türkçe dublajlı oyunların soyut sayısı artarsa ne mutlu bize. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Sizler adına. Bu arada oyunla ilgili pek bir şey anlatmadım, konuşmadım. Yani zaten konuşmaya da gerek yok. Call of Duty işte. Sadece izleyin. Bu arada çayımı da içiyorum. Size de afiyet olsun.
Yalnız bunu yaptıktan sonra bahsi de geçmişken bir Battlefield 4, bir Medal of Honor Warfighter, hatta bir Crysis 3. Bir bakalım nasılmış, videosu da çekmek lazım. Bu oyunun en sevdiğim tarafı işte bu uzay görüntüleri. Yani bir Call of Duty'de yani uzay görüntüsünün ne işi var diyebilirsiniz ama bence çok tatlı olmuş. Hatta en tatlı olan şey bu diyebilirim yani. Ha, nereye gidiyorduk ya? O gitti. Ha, o gitti, ben de gidiyorum, tamam. Uzay görüntüleri bu şekilde. Bir Dead Space 3'te çok hoşuma gitmişti. Yani uzay boşluğunda böyle süzülerek bir yerden bir yere uçmalar falan filan. Bir de bunda daha da güzel olmuş hatta. Çünkü dünyayı görüyoruz ve sanki bir bilim kurguda değil de gerçek bir uydunun içindeymişiz gibi yapmışlar. Gerçekçiliği daha yüksek. O yüzden bu daha da çok hoşuma gitti. Dead Space bir yani fantastik bir Dead Space diyarında, dünyasında geçen bir korku, gerilim, bilim kurgu oyunu. Ama kendi alanında da bir numaradır yani. Ben korku oyunlarını bu tarz oyunlardan daha çok severim. Özellikle Dead Space gibi olan korku oyunlarını. Yani bu o Outlast'leri falan kastetmiyorum. Geliyorum, geliyorum. Hop, gelemiyorum. Niye kapadın kapıyı? Ablacığım, kapıyı niye kapadın? Oradakileri öldürdüler. Ana! Lan uzayda bile rahat yok adama ya. Uzayda bile teröristler saldırıyor. Yuh. Yuh artık yani, ne diyeyim. Call of Duty'nin yeni çıkacak olan oyunu da yakın bir gelecekte geçiyor olacak. Ha, silah alacağım. Ne yapacağım? Of. Uzayda bile makine tüfekle atış ediyoruz ya, Call of Duty. Yani bize bunu da yaptırdın ya, daha yani ne diyeyim sana, bilmiyorum. Şimdi bu gelecek Advanced Warfighter'ı da merak ediyorum. Onu da bir teknolojiyi biraz abartmışlar galiba. Ha, bir kişi daha var bir şeyler. Oo, bir kişi daha varmış. Ölüyorum, görmedim ben onu. Öldüm ya lan. Burada da ölünür mü? İki kişiymiş. Şey, üç kişiymişler. Ya da ben bir tanesini öldürmeyi beceremedim. Tamam, bu sefer tamam. Ha, ne diyordum? Advanced Warfighter, yanlış hatırlıyor da olabilirim ismini. Çünkü Tom Clancy's Rainbow Six'in de galiba Advanced Warfighter diye bir oyunu vardı. Aynı isimde Call of Duty oyunu mu çıkardılar yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Emin değilim. Oo, çok güzel ya manzara. Odin. Oha, dünyaya atış ediyor. Uydu değilmiş bu demek ki, silahmış. Uydu gibi duruyor. Uydu görünümlü silah. Kaza süsü. Oo. Ha, tamam. Move. Ben şey, manzara görünce kaldım orada. Kalak. Bu aralar mı? Of. Allah vakum. Uzay boşluğu. Aa, çok güzel. Tutunacak mıyız bir yere? Ha. Bu aralar Titanfall gibi oyunların modasına biraz uymuş gibi geldi bana. Call of Duty, yine Call of Duty'nin videoları, tanıtım videolarına
baktım biraz. Onda maçlar falan var gibi. Maç savaşları olacak. Biraz teknolojiyi geliştirmişler. Biraz daha böyle özel eldivenlerle örümcek adam vari binalara tırmanma falan filan yapmışlar. Böyle de değişik bir şey olmuş. Bu Call of Duty ile zaten uzaya muzaya çıktık. Artık bundan sonraki Call of Duty'lerde neler yapılır hiç bilmiyorum. Bir iyice gelecekte geçirip bilim kurguya bağlayacaklar herhalde. Ablacığım ben bayağı bildiğin indim buraya. İniyor muyduk? Ha, indik, tamam. Buna mı ateş edeceğiz? Çok yakınında duruyoruz ama. İşte ben de onu dedim. Ha, ateş etmeye devam mı edeceğiz? Ha, iyice patladı. Abla? Abla, sizlere ömür arkadaşlar. O kadar yakına ateş etmeyelim dedim ben ama ya. Dinlemedin ki beni. Uydu. Milyar dolarlık uydu. Makineli tüfekle ateş ederek heba ettik. Ziyan oldu. Bir şarjörlük değeri varmış. Koskoca uydunun. Push mu? Kim doğuruyor ya? Ha. O yukarıdaki uydu dediğim şeyin attığı gülleler dünyaya düşüyor ve deprem oluyor. Oba, vay, çok güzel. Ney? Cross quick. Ben koşamıyorum. Koşamıyorum. Koşma efekti niye komik mi olmuş, bana mı öyle geliyor? Ops. Wow. Yardım masası geldi üstümüze. Kafamıza piyano düşerse şaşırmayacağım. Uf. Böyle bir silah gerçekte düşünülen bir proje mi? Yoksa ben alıyorum. Yok da gerçekten var mı böyle bir şey? Oba, tır geliyor. Ölmedik herhalde. Grafikler güzel. Ama nedense öyle muhteşem de diyemiyorum. Zaten öyle muhteşem denecek seviyede olsaydım muhtemelen ben oynayabiliyor olmazdım. Battlefield'ı da zor oynuyorum. Oynuyorum da zor oynuyorum. Daha yeni başlıyor oyun, vay be. Yine aksiyon dolu bir giriş yapmışlar. Yine yükleme ekrana. The great energy-producing deserts were destroyed. The world powers that depended on them collapsed, and in their wake, the Federation began to rise. The Federation united all of South America under one banner and devoured everything in its path as it moved relentlessly. Bu Ghost'un da acaba ikincisi çıkacak mı? Black Ops yapmışlardı biliyorsunuz. Black Ops 2 çıktı sonradan ve
O da tuttu. Black Ops 3'te belki çıkar. Bilemiyorum. Bunun da ikincisini, üçüncüsünü falan yaparlar. Modern Warfare serisi çok tuttu. Ama onun bir dördüncüsünü yapacaklarını pek zannetmiyorum. Gerçi her şey parayla alakalı ya. Belki de yaparlar yani. Yine milyonlarca satması için sadece ismi yeter. Modern Warfare 4 demeleri yeter yani. Ben de yükleme, evet, bayağı uzun sürüyor. İyi serisi işlemcilerde muhtemelen bu işlem daha hızlı olur. Bir de RAM'i tabi daha güçlü olan makinelerde. Benim RAM'im hem az kapasitesi az hem hızı yavaş. Bu makine bu oyunları nasıl oynatıyor, ben ona şaşırıyorum aslında. Doğruyu söylemek gerekirse. On yıl sonra. Copy. Yeah, we're here. Go ahead. Reports are coming in. Dallas got overrun last night. Command wants another sweep of the wall ASAP. Shit. Any survivors? Negative. Böyle karanlıkta mı konuşuyoruz ya? Ha. Brand new world. Sorry, didn't wait. Vay, köpek. Thought you could use a sleep. Biz ha. Tamam. Listen. Köpek çok güzel ya. Hangi yürüyebiliyoruz? Riley'miş köpeğin adı. Vay. Riley? Team 2, are you near our position? Yok yok, grafikler. Fena değil. Bunun altından geçeceğiz. Ben fazla basınca sürünmeye başladı. Basılı tutmayacağız demek ki. Basacağız. Basılı tutunca evet yatıyor. Önden ben mi? Burası neymiş ya? Sinema salonu muymuş? Ha evet. Öyle bir şeymiş. Ay köpek güzel ya. Bayağı onun da yeleği falan var. Eğitimli savaş köpeği herhalde. Böyle köpekler var mı savaşlarda kullanılmak üzere? Yani polisin kullandığı köpekler var da. Gel gel, kimse yok. Hop, lan o ne? 10 yılda geyik mi basmış şehri? 10 yılda bu kadar olur mu ya? Oo. Bayağı şey olmuş ya. 10 yılda The Last of Us olmuş yani. Veya Crysis 2. Ya da I Am Legend. Güzel film, I Am Legend. Vay çıktı. Köpeğin hareketlerini falan da çok güzel yapmışlar ya. Bayağı gerçek bir köpek gibi olmuş ya. Depremler olmaya devam ediyor. Niye? 10 yıl geçmemiş miydi? Birileri mi var? Oo evet, birileri var. Bunlar düşman mı? Ha, Riley halletti. Bir dakika, bir dakika. Takılma, kasma, kasma. Oo. Birileri daha var. Şu
patlar mı? Patlamadı. Kim ateş ediyor göremiyorum ki. Gördüm. Dur ya. Vay, temizledik mi? Güzel. Öbür silahım ne benim? Yok. Şimdi iki tane mi var? Yok, gene bir tane var. Bu daha mı iyi acaba? Evet, bu daha iyi gibi sanki ya. Bunu alayım. Nereye gittiniz ya? Ha, buradasınız. Ha, kırdın mı? Ama ben kıramazdım muhtemelen. Evet, oyun kasıyor arkadaşlar bende. Oo, aşağısı. Buradan içeri giriliyor mu? Giriliyor. Çekil oradan. Bunlar bizim mi? Bunlar bizim değil. Bizim adamlara vurunca dost ateşi falan filan diyor çünkü. Kim kaldı? Kim kaldı? Burası benzin istasyonu yanımıza. Ateş ederken dikkatli olun. Hmm. Görev tamamla. Aa, bu ne? Oo. Güzel. Keşke iki tane silah alabiliyor olsaydım ya. Çok saçma. Aa, alabiliyorum. Bir bu. Bir bu. Ama tekerlekle değil de 1'e ve 2'ye basarak değiştiriyorum. O ayarlardan ayarlanabiliyordur muhtemelen ya. Çatışmaya mı gireceğiz? Oo. Ah. Ah. Kim ateş ediyor bana? Silah da şey değilmiş ya, çok da güçlü değilmiş yani. Tek atıyorum gerçi ama isabet ettirebilirsem. Bazen isabet ettirdiğimi zannediyorum ama demek ki ettiremiyorum. Şu aradan vurabilir miyim onu? Yok. Vurdum galiba. Yukarıda koşturup duranlar var. Hani helikopter mi geliyor? Ay, kasma kasma kasma. Gayet vurdum hepsini. Devam mı etmem lazım?
Bunlar benim adamlarım mı ya? Bunlar benim adamlarım galiba. Vuramadım. Vurdum ama. Ah. Ah. Şimdi. Çıkar kafana. Bunlar azalmıyor mu ya? Öldü. Hayır. Kim ateş ediyor bana ya? Nereye gideceğiz? Bunlar ne ya? Nereye hava uçuracağız? Easy boy, easy. Guider, rockets. Bitti, lazer. Lazeri kullanarak. Ha, save, tamam. Kapıyı mı uçuracağız? Helikopter geliyor, bir dakika. Nişan almıyor mu bunu? Nasıl? Of, of. Bir dakika. Onu nasıl indireceğiz? Hedefe kilitlenme falan var mı acaba? Of, 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 of. Lan. Yok mu başka roketim? Yani... Lazerle rehberlik etsin sana falan diyor mu? Kaçtı lan. Aa, vurdun mu? Aa, pardon. Şuradan bir tane daha al. Ne yaptım ya? Hayır. Vuracağım. Gel. Lazeri göremiyorum. Oo. Hurt. İncindik. Acık. Neredesin? Helikopter. Oo, vurdum vallahi. Vallahi vurdum. Onları da vururuz ya. Clear mi? Corporal Davis, you're on transport. Roger, commandeering for transport. Logan, you're on security in the back. Ha, buraya. F. Güzel. Haha, bu bölümü geçtik. Neyse, bir sonraki bölüme mi geçer ya da nereye geçer bilmiyorum. Oradan devam etmeyeceğiz arkadaşlar. Bu kadardı video. Eğer beğendiyseniz, daha önce oynamadıysanız alın oynayın. Sonuçta Call of Duty her halükarda ölüsü dirisi oynanır yani. Ama çerez niyetine yani, oynarsınız sonra da unutursunuz gider. Onu da söyleyeyim. Bir bakalım nasılmış köşemizin bugünkü konu. Call of Duty Ghosts.